Hepinize merhabalar millet birman bir ve bir transfer haberleri ve spor kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe haberlerimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçemiz biliyorsunuz Avrupa Ligi ilk maçında 1-0 galibiyetle maçı tamamladı. Çok fazla eksiği vardı Fenerbahçe'nin bugün. Serdar Dursun, Enner Valencia, Dimitris Pelkas gibi önemli oyuncularından Fenerbahçe bugün eksik bir şekilde sahaya çıktı forvet mevkisinde oynayan, beklentiyi karşılamayan oyuncular vardı Adana Demirspor maçında. Onu kadroya almadılar. Kim olduğunu söyleyeyim direkt Samat da kadroya dahi alınmadı. Bugün İrfancan Kahveci forvet mevkisinde başladı. O da yaşadığı sakatlıktan dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ardından yerine hiç kimsenin beklemediği bir oyuncu girdi ve bu oyuncu Mesut Özil'in yerine girdi ve Fenerbahçe'nin Bugün galibiyet golünü attı arkadaşlar. Muhammed Gümüşkaya mükemmel bir vuruş yaptı. Vuruşu yaptığı anda ben ne yapıyorsun Muhammed dedim ama gerçekten mükemmel bir şekilde o top böyle direğin üstüne çarpıp gol oldu. Hiçbir kalecinin kolay kolay kurtaramayacağı bir toptu. Kendisini tekrar tekrar tebrik ediyorum. İşte bazen böyle eksiklikler böyle oyuncuları kazandırabiliyor ama tabii ki de bu demek değil ki Fenerbahçe'nin şu anda katlosu yeterli, Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı yok. Böyle düşüncelere kesinlikle ve kesinlikle girilmemesinin gerektiğini ben düşünüyorum. Fenerbahçe'de bugün yedek kulübesinin iki tane yedek kalecimiz vardı. Bunu zaten nedense spiker durmadan dile getirdi. Evet biz taraftalar zaten bunun farkındayız. Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı var ama şu da unutulmasın. Fenerbahçe'nin bugün çok fazla sakatlığı da vardı. Bu da unutulmazsın. Aynı zamanda Fenerbahçe'de transferler de gelecek. Büyük bir ihtimalle yarın Fenerbahçe iki transfer açıklayacak diye biliyorum. Bunun ardından Fenerbahçe yönetimi belki orta sayada bir transfer yaparak transferi tamamlayacaktır diye düşünüyorum. En az 3 transfer lazım. E, yedek kulübesini kesinlikle Fenerbahçe'nin daha güçlü hale getirmesi lazım önünde uzun bir sezon var Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi, Süper sonra ardından Türkiye Kupası maçları var. Bu 3 kupada da Fenerbahçe'nin kesinlikle çok ciddi bir şekilde şampiyonluklara ihtiyacı var. Fenerbahçe 3 kupada da elinden geldiğince kazanmaya oynamak zorundadır. Özellikle geçtiğimiz sezonların ardından Fenerbahçe yönetimi bunun farkında olmalıdır diye düşünüyorum. Bugünkü maça gelecek olursak biraz daha bugünkü maçta Fenerbahçe e, aslında bakarsanız ilk yarıda fena başlamamıştı. E, i̇stediği gibi topa sahip olan bir Fenerbahçe vardı. E, pas yüzdesi çok yukarıdaydı Fenerbahçe'nin ama o yapılan paslar çok fazla e, tehlike yaratacak paslar değildi. O ileride forvet forward olmamanın, forvetsiz oynamanın e, Fenerbahçe dezavantajını yaşadı diyebiliriz bugün oynadığı maçta. Ee, ama e, ikinci arada oyuna giren Muhammed o ileri mevkide yaptığı preslerle, yaptığı koşularla kaleye yoklamalarıyla iyi işler yapabileceğini bizlere gösterdi. Arda Güler de iyi bir performans ortaya koydu. Gustavo e, iyiydi diyebilirim defansif açıdan. İleri açıda da çok fazla kaleye yokladı ama o istediği e, şutları bir türlü çıkaramadı bugün Gustavo. E, onun dışında solsa biraz beklentiyi tam karşılamadı diye düşünüyorum. Pas hatalarını fazla yapıyordu. Ee, dediğim gibi ama bugünkü Fenerbahçe eğer e, doğru düzgün bir forvet olarak sahaya çıksaydı en az en az 5 atardı diye düşünüyorum bu takıma. Ee, dediğim gibi topun sahibi Fenerbahçeydi, düzenli e, bir şekilde pas yapan bir Fenerbahçe vardı, ağırlığını ortaya koyan bir Fenerbahçe vardı ama e, dediğimiz gibi son olarak o son vuruş yapacak e, Fenerbahçe bugün sahada maalesef çok fazla görülmedi. 1-0'ın yerine eğer 2-0 eğer galibiyetle tamamlasaydık biraz daha rahat olabilirdik ama e, gelecek maça 1-0 önde avantajıyla e, gideceğiz sevgili seyircilerimiz. E, onun dışında Fenerbahçe'mizde gelecek maç Valencia, Pelkas gibi oyuncular eğer sakatlıkları geçerse oynayabilecekler. Onu da sizlere söyleyeyim. Serdar Dursun'u da buraya ekleyebiliriz e, sevgili seyircilerimiz. İrfan Can Kahveci... Mesut Özil gibi oyuncular da bu maçta ben oynamalarını bekliyorum. Ee, onun dışında arkadaşlar Jose Sosa'nın performansıyla ilgili sizlerin düşüncelerini de çok e, merak ettiğimi söylemek zorundayım. Sizler e, Sosa ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Ben bu maçı performansını çok fazla beğenemedim Sosa'nın. Pasatası yaptı, çok fazla hatası yaptı, çok fazla pres yapmadı ve 90 dakika içerisinde o beklentiyi tam anlamıyla karşılamadı diye düşünüyorum. Fenerbahçe defansif olarak bugün iyiydi. Kim'in bu arada lisansı çıkarıldı e, onu da söyleyeyim. Lisansı çıkarıldı. Hafta sonu oynayabilecek durumda Kim. E, Takımda antrenmanlarına da devam ediyor. E, büyük bir ihtimal pazar günkü oynanacak maçta Kim'i görebiliriz. Ama bugün Tisaran, Serdar Aziz, Atilla Salay ölçüsünden de ben memnundum. Pozisyon vermedi Fenerbahçe diye hatırlıyorum. Hava toplarında yerden gelen toplarda sert müdahaleler yaparak iyi işler yaptı Fenerbahçe e, futbolcular defans mevkisinde bugün. E, yani onu söyleyebilirim yani kim oynar oynamaz bilemiyorum ama yani bence Serdar Aziz de bugün o formayı her türlü bir şekilde giyebileceğini bizlere gösterdi. Kesinlikle geniş katlı içerisinde kalması gerektiğini düşünüyorum Serdar Aziz'in onu da sizlere söyleyeyim. Burak Kapacak da e, bence bu kadroya dahil edilmeli yavaş yavaş. Burak'ın da ne kadar yetenekli oyuncu olduğunu biliyoruz. O sayeden Fenerbahçe beklediği verimi bir türlü alamıyor. Bir tane net pası var. İrfan Can'ın vuruşu tam gol olacakken çizgiye yakın bir e, mesafede e, rakip takım defans oyuncusu çıkarmıştı. Onun dışında o sayının çok fazla bir katkısı yoktu bugün yine. Yani hız var başka bir şey yok o diye düşünüyorum bugünkü maç dışında. E, o yüzden oraya Fenerbahçe biraz daha Burak'ı... E, takviye etmeye çalışırsa ilk 11'e bence çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Yani Burak Kapacak çok yetenekli bir oyuncu. Bursa Spor'da mükemmel işler yaptı. O mevkide de, o sayının mevkisinde de çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Bitiricilik noktasında bence o sayıdan kat kat daha iyi durumda. Asist yapma durumunda da bence çok daha fazla katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum Fenerbahçe'ye. E, bakalım izlemeden tam anlamıyla yorum yapmamak lazım ama benim bildiğim kadarıyla Burak e, o sayeden formayı kapar diye düşünüyorum. çoktan çok da benim düşündüğüm dediğim gibi bu yönde. Sizler neler düşünüyorsunuz? E, bunu da yazabilirsiniz yorum kısımlarına. Hatta çete e açık bir şekilde belki de bu videoyu yaparım. Canlı yayın ay ayarında yorum kısımlarında ben aynı zamanda canlı yayın gibi görebilirim. E, büyük bir ihtimal canlı yayın kısmında da ben olurum sevgili seyircilerimiz. Onun dışında transferle ilgili de hareketli e, saatler yaşayacağız. Fenerbahçe'de transferde ee, güzel haberler gelecek yarın büyük ihtimalle. Bu videoyu izlerken belki artık bugün diyebilirim. E, ee, Kolasinac ve Sörlo haberleriyle ilgili yaşanan gelişmeler var arkadaşlar. Bunlarla ilgili de e, sizlere ayrıca yapacağımız videolar olacak sevgili renktaşlarım. Beklemelerde kalın. Fenerbahçe'de Kolasinac ve Sörlo transfer ile ilgili gelişmeler olacak. Kaçırmamak için mutlaka zil tuşuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Transferle ilgili de flash e, gelişmeler yaşanıyor. Ya Fenerbahçe'nin gerçekten ihtiyacı var şu anda sol kanatta Kolasinaca, sağ kanata Buraka ihtiyacı var. Burak'ı bitirdi. Sol kanatta Kolasinacı da artık bitirdi diyebiliriz. İleri noktada hem kanatta hem forvette oynayabilecek Bakanbıyaya ihtiyacı var. Bugün bakıyorsunuz e, Pelkasın yokluğunda oynayabilirdi belki de o mevkide daha fazla e, ileri noktada pres yapabilecek ikinci forvet görevi alabilecek bir oyuncu kendisi. Onun dışında e, Sörloh'la birlikte de iyi işler yapabileceğini düşünüyorum ben. Umarım Fenerbahçe bu transferlerde bir an önce e, iyi sonuç alabilir. Çünkü ya gerçekten ihtiyacımız var. E, ben bakan bu e, Kolasinac ve Sörloh üçlüsünün Fenerbahçe transferinde çok iyi noktalara getireceğini takımın gücüne çok daha fazla güç katacağını düşündüğümü sizlere söyleyeyim. Hem Avrupa'da hem Süper Lig'de hem Türkiye Kupası'nda bu kadro bu 3 futbolcu alırsan çok iyi yerlere gelir. Ee, rahat çeyrek final oynar Fenerbahçe diye düşünüyorum. Avrupa Ligi'nde, Süper Lig'de de şampiyonluğun en büyük adayı olabilir diye düşünüyorum Fenerbahçe bizim ama şu andaki kadro yetersiz. Onu net şekilde sizlere söyleyelim. 2-3 sakatlığın ardından Fenerbahçe'nin kadrosunda maalesef e, üst seviyede futbolcu kalmıyor. Bunun için Fenerbahçe'miz iyi bir transfer yapma e, zorunluluğu içinde olduğunu düşündüğümü sizlere söylemeliyim sevgili renktaşlar. Ee, yorumlarımı yaptım. Yaşanan yeni gelişmeleri sizlere aktardım. Ee, fazlasıyla güzel videolar sizlerle birlikte olacak. Kesinlikle beklemede kalın. Yarın çok güzel videolar da aynı zamanda sizlerle birlikte olmaya devam edecek sevgili seyircilerimiz. Zil tuşuna basın. Mutlaka şu an basın o zil tuşuna ki hiçbir haberi kaçırmayınız arkadaşlar. Hiçbir haberi kaçırmak istemezsiniz. Evet evet millet ben birmen bir ve bir transfer haberleri boyun kanalı ve spor kanalı Admini Mehmet. Bugün sizlerle birlikte fena haberlerimizi ve transfer haberlerimizi kaldığımız yerden devam ettik. Eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olup videomuza beğeni atıp yorum yapmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın ki fena ile ilgili tüm haberleri ve transfer haberleri ekranınıza gelsin. Hayatım Size çok özür diliyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler diliyorum. Mutlu günler.